Aç şu dolabı bakayım ne var orada. O tereyağı çıkar. Ocağın yanına koy şunu. Çaya bakıyor musun Alp Aslan? Ne sırıtıyorsun lan? Amca bazen beni o kadar çok şaşırtıyorsun ki. Niye şaşırıyorsun? Mesela Victor'a gidip orada sıkacağını, ondan sonra ortalığı karıştıracağını, sonra da Ünal'ı size yedirtmem lan diyeceğini düşünürken sen gittin Victor'a Ünal senin olsun dedin. Ben öyle bir şey demedim. Amca gayet net dedin. Ünal'ı ne yaparsanız yapın, bana öyle gelin dedin. Benim ağzımdan öyle bir laf çıktı mı yeğenim? Ünal bu konuştuklarını duysa nasıl yorumlar? Vekili gibi yanlış yorumlar. Ünal'ın kafası da senin kafan gibi aynı. Paranoyak kafa. Neyi nasıl anlayacağınız belli değil. Peki amca, Victor bu konuştuklarından ne mana çıkartır? O soğuk ruh sizin kafanızdan çok farklı tabii de. Planın var mı? Yok. İşte asıl şaşırdığım nokta burası. Hem hiç planın yok, hem de her zaman bir plan hazırlayabiliyorsun. Alp Aslan var ya, bu çok acayip bir şey olacak oğlum. Bak. Senin kafan, Ünal'ın kafası, Victor'un kafası aynı devlet kafası. Devlet geleceğe mahsus planlar yapar. Planlar bozulsa bile aynı planda ısrar eder. Ama ben sokaktan geliyorum. Sokakta plan her an değişebilir. Ölürsün, öldürürsün. Koşarsın, düşersin. Vurursun, vurdurulursun. Ama tek önemli şey vardır. Tek önemli şey. Hayatta kalmak. Alp Aslan var ya, bunu yedikten sonra evin etrafında iki tur atmazsan ben de bir şey bilmiyorum. Telefona bak. Amca Özer yazıyor. Ulan Ünal ölmesin. Buyur Özer Bey. Acil bir durum var Hızır Reis. Evinize varmak üzere. Görüşebilir miyiz? Alp Aslan kapıyı aç. Bekliyorum Özer Bey. Galiba öldü. Ha amca? Ölmedi bence. Çünkü ölüm haberi telefonda verilir. Bu kaldı. Ama zor durumda kaldı. Kapıya bak. Ulan bu da kaldı. Merhaba Alp Aslan, rahatsız ettim. Estağfurullah Özer Bey, buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın, bu saatte gelmek zorunda kaldım. Hoş geldiniz, buyurun. Hayırdır? Ünal Bey sizden bir konuda yardım etmenizi istedi. Adım hazır. Ne yapabilirim? Sizin Servet bu işi çözer diye düşünüyoruz. Net konuşsanız Özer Bey. Ne oldu? Ünal Bey'in tartısına mayınlı düzenek yerleştirilmiş.
Adam şu anda bombanın üstünde duruyor. Ünal Bey, bombanın üzerinde. Victor'un Ünal'ın taziyesinden bahsettiği buymuş demek ki. Ara serveti hazırlansın. Geçerken alırız. Ben üstüme bir şeyler alayım. Özer Bey, neden Servet Usta? Geçen gün beni tanıştırdığınız dostlarınız varken. Ünal Bey amcandan başkasına güvenmediğini söyledi. Yani size de. Alo. Servet abi, uyan birazdan seni almaya geleceğiz. Kimsin ya? Ne arıyorsun bu saatte? Servet abi, bana bir Becel ablayı verir misin? Seni arıyorlar. Efendim Alparslan? Mübecel abla, birazdan Servet abiyi almaya geleceğiz amcamla. Sana zahmet, onu uyandır, kendine getir. Alet çantasını hazırla lütfen. Tamam Alparslan'cığım, tamam. Birine bir şey olmadı inşallah. Allah korusun. Olmasın diye Servet abiyi almaya geliyoruz. Ona göre çantasını hazırlarsan sevinirim abla. Tamam Alparslan'cığım, tamam. Tanıdık verir mi? Alo? Alo? Müfettiş. Müfettiş uyan. Bomba müfettiş, bomba. Müfettiş, belli ki birinin arabasına bomba koymuşlar. Kalk hazırlan, gelip seni alacaklar. Kim kimin arabasına bomba koymuş? Ne diyorsun kadın? Kalk diyorum, kalk hazırlan, hadi. Ay. Yılmaz. Nerede kaldı bunlar? Geliyorlar Ünal Bey. Terlemeyeceğim, çıkartacağım şimdi şunu. Terlemek sizi öldürmez. Özer dedi ki, tartının üstündeki ağırlık artar ya da azalırsa siz ölürmüşsünüz. Şimdi başlayacağım Özer'den de, senden de, Hızır'dan da. Ya bomba altında. Özer gel, Yılmaz koş, Hızır yetiş. Victor ne peki? O düşman. Siz hainsiniz. Taşınız ki. Ya sarhoş olup düşeceksin. Kendini de beni de öldüreceksin. Üçüncü bardak bu. Ver şu bardağı. Şimdi kaldıracağım ayağımı. Ver. Buradan bir ineyim. Kimleri öldüreceğim göreceksin. Aynı çocuğun işi. Aynı çocuk kim? Bizim arabanın altına bomba koyan çocuk. Onu CIA sana teslim etmedi mi? Etti. Adam yaşıyor mu? Belli ki yaşıyor. Ya Hızır göndermiş, ya da Hızır'ın elinden kaçmış. Ünal Bey, sizi öldürecek olsam niye bombacı göndereyim? Sabah akşam beraberiz. Sıkarım da. Öyleyse bu ne rezalet? Oluyor öyle rezaletler maalesef. Tıpkı sizin su borunuzun patlaması gibi. Nedir durum Servet Usta? Halledebilecek misin? Ya hepimiz tıkıştık buraya.
Adamlar halimizi görse kafalarını taşa vurur. Bir taşla beş kuş. Kuş senin babandır. Çok korkuyorsan çık bayımdan dışarı. Çık. Ünal Bey, bağırmazsanız... Ses tellerin bombayı mı patlatır? Hayır, ani hiddetlenmeler bende stres yaratıyor. Biliyorsunuz, bomba öldürmez, bombacı öldürür. Tamam, tamam. Yap şunu. Hah, vardı hazır. Herkes dışarı çıkmadan. Eğer bu adam işini başaramaz da patlarsak... vekilim benim koltuğuma oturacak. Ünal Bey, öfkeden ne söylediğinizi bilmiyorsunuz herhalde. Masa mı kaldı? Ne koltuğu? Dediğim yapılacak. Özer bütün mal varlığını Alparslan üzerine geçirecek. Ünal Bey, sanırım inebilirsiniz. Hepimiz çıkalım. Ünal Bey öyle insin tartıdan. İnebilir miyim? Galiba. Galiba mı değil mi? Yani sanırım inebilirsiniz ama... Ben bu cihana sığmasam.